da İçişleri Bakanlığı kaynakları ya da işte İçişleri Bakanı öyle bir mesaj veriyor şeklinde bir iddiası var yani. Ben şöyle hatırlıyorum. Ha. Metin Külünk'le telefon görüşmesini anlatıyor. Metin Külünk önce işte Biden vesaire mevzularına giriyor. Sonra 45 milyon dolara getiriyor hikayeyi. Sonra 45 milyon doların işte bir şekilde silinmesini istiyor. Neyse, önemli değil kim tarafından dendi. Sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı yakın bir isim tarafından söyleniyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili bilgisi olduğu iddia ediliyor. Doğru mu abi? Yani özü o. Sonuçta aslında ortada 45 milyon doların silinmesiyle ilgili ve işte makamla, işte oradaki devlet gücüyle karşı karşıya kalmak. Zaten işte Sedat Peker de diyor ya, adam korktu, ne yapsın, karşısında devlet var diye. Aynen. Şimdi 45 milyon doları bir çırpıda sildi diyor. Hemen ertesi gün yurt dışına kaçtı diyor. İşte senin söylediğin sonraki süreç, İçişleri Bakanlığı'na gitti, evet. Süleyman Soylu'yla ya da işte emniyet, Süleyman Soylu'yla görüşüyor galiba değil mi? Evet. Yanlış mı biliyorum? Birebir görüşme oldu diyor, ertesi gün kaçtı diyor. Şimdi abi iddialara bakar mısın? İçişleri Bakanı'nın ismi geçiyor, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismi geçiyor, hükümette yetkililerin ismi geçiyor, AK Partili milletvekillerinin ismi geçiyor. Yani şimdi hiçbirine cevap verilmeyecek mi bunların? Bu kadar basit mi ya? Yani Türkiye'nin parası bir şekilde çarçur ediliyor ya da bir tezgah kurulmuş gördüğümüz kadarıyla iddialara göre. Ve bununla ilgili kimsenin gıkı çıkmıyor abi. Yalan. Ya bu kadar basit mi abi? Ya bir savcılar devreye girsin ya. Bir savcılar devreye girsin, bir istifa mekanizması devreye girsin. Bu kadar kirlenmişlik varken dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde hükümetler o koltuklarda oturamaz. Çok net söylüyorum sen. Ama işte ya burada, bak, ama burada Japonya'da böyle şeyler oluyor. Japonya'da böyle şeyler oluyor. Bunlar da sadece konuşularak devam ediyor. Japonya böyle bir durum içerisinde yani. Allah'tan Japonya'da yani. Peki daha da kötüsünü söyleyeyim, noktalayacaksın galiba bu muhabbeti. Bak, bir tarafında yargı var diyor. Paramount Otel'de buluşuldu. Aynen. Bir tarafında emniyet organize suç var diyor. Bir tarafında siyaset var diyor. Bir tarafında iş adamı var diyor. En kötüsünü söyleyeyim abi ya. En kötüsünü söyleyeyim. Hadi bunların hepsi ticari bakış açısında. Bir tarafında gazeteci var diyor. Ülkenin en önemli haber televizyonlarının birinin başında bulunan, ismini söylediği için ben de söylemekte bir sakınca görmüyorum, Veysel Ateş'in ismini geçiriyor. Bütün bu görüşmelerde o da vardı diyor. Kayıtlar var diyor. Ve para aldı diyor. Ya şimdi abi biz, yani nasıl bir şeydir bu ya? Yani ben kendi mesleğimden, ben hem ekonomistim biliyorsun hem gazeteciyim. Yani kendi mesleğimden utanıyorum ya. Kendimden utanıyorum abi. Kendimden utanıyorum ya. Gazeteci dünyanın en kutsal mesleklerinden, gazetecilik en kutsal mesleklerinden birisidir. Ve en büyük sorumluluğa sahip mesleklerden birisidir. Sen bunu çok net biliyorsun. Çünkü biz kamuoyunu yönlendiriyoruz kardeşim. Evet. O çok haklısın. Zaten bu da çok konuşuluyor şimdi. Yanıtlar veriliyor, fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bakalım yansımaları nasıl olacak? Yani yarın biliyorsun mecliste büyük olasılıkla grup toplantılarında bu başlıklar yine konuşulacak. Peki biraz ekonomiye dönelim mi Selçuk? Yani zaten ekonomideydik. Ekonominin dışına çıkmadık ki. Ya ben hani dolardan falan bahsedelim diyecektim. Biraz biliyorsun Temmuz ayıyla itibaren biliyorsun bizi kıskanacaklar var. Bu arada müjde, gaz çıkarttık. Yani şey olarak Karadeniz'de gaz çıkartıyoruz. Ya gülme bir dakika. Anladım. Ben de gülünce sevinçten güldüm. Ha, tamam. Yanlış anlaşılmasın. Biliyorsun 150 milyar metreküp daha gaz çıkartacağız. O gazla ilgili olarak da ekonomiye yansıyacak bir yan var. Temmuz ayı itibariyle bizi kıskanacakların sayısı da artacakmış. İçişleri Bakanı vurguladı. Ne diyorsun yani, işte dolar herhalde 2 liraya falan düşecek. 3 lira 4 lira falan ya, olacak. Şöyle söyleyeyim öncelikle. Türkiye zaten son zamanlarda epey bir gaz çıkartmaya başladı. Çünkü kokusu buraya kadar geliyor biliyorsun. Onu söyleyelim. Yani Karadeniz'deki gaz o kadar yoğun bir şekilde çıkartılıyor ki o anlamda kokusu buraya kadar geliyor diyorum. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi ya işin gerçeği şu. Bak şu elimdeki belgeleri gösteriyorum. Elimde 4 sayfa var abi. 4 sayfada ne görüyorsun biliyor musun? Dünya ülkeleri, özellikle gelişmiş ülkelerde korkunç bir toparlanma var.
Yani mesela cuma günkü veriler, tarım dışı istihdam verisi açıklandı Amerika'da. Hani beklentilerin altında geldiği için olumsuz karşılandı ama sonuç itibariyle adamlar 599 bin kişilik yeni istihdam yaratmışlar. 675 bin gelmedi diye üzüldüler. Öyle söyleyeyim sana. Amerika toparlanıyor. Avrupa ülkeleri toparlanıyor. Her geçen gün PMI verisi dediğimiz, yani bu sanayinin, hizmet sektörünün satın almaları güçleniyor, hızlanıyor, büyüyor, artıyor. Enflasyon yükselmeye devam ediyor dünyada. Yani gıda fiyatlarına bakıyorsun. Birleşmiş Milletler'in FAO endeksi var. Orada 10 yılın zirvesine çıkılmış durumda. İşte Almanya'ya bakıyorsun, son 3-4 senenin en yüksek enflasyonu. Bir başka veriye bakıyorsun Avrupa'dan, Almanya'dan. 1997 yılının rekorları falan kırılıyor. Keza Amerika'da. Bütün bunlar toplamda şunu gösteriyor bize Savaş. Yani dünyada enflasyonist bir ortam oluşuyor. Bir, ekonomiler toplanıyor, toparlanıyor. İki, şimdi ekonomiler yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerde toparlanıyorsa ve enflasyon endişesi oluşuyorsa bu eşittir. Yakın zamanda, yani yakın zamanla kasıt aralığı bulacak yine ama aralıkta önce varlık alımlarını azaltacaklar, sonra da faiz artırımı süreci başlayacak demektir. Bu da eşittir Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin döviz kriziyle karşı karşıya kalması demektir. Yani ikinci bir ekonomik kriz dalgası geliyor gelişmekte olan ülkeler için. Şimdi bunu kimse görmüyor. Biz daha ama Allah'tan Türkiye... biz gelişmekte olan ülkelerden değiliz değil mi yani? Bizi hangi değil. Kategoriye koyuyorsun? Japonya'dan bahsediyorum ben. Japonya ekonomisinden bahsediyorum. Yani yoksa bizim öyle bir gelişmekte olan falan vurgusu söz konusu olamaz yani. Ya sen ama sürekli beni yanlış anlıyorsun. benim en önemli özelliklerimden biridir o yanlış anlamak. Yani... Ya Japonya'yı konuşuyoruz abi, her seferinde hatırlatmak zorunda olmayalım bunu artık. Yani Japonya ekonomisi kötüye gidiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Velhasıl abi, ya şaka bir yana, ciddi anlamda gelişmekte olan ülkelerin Merkez Bankası rezervleri falan da dolu. Bizim kadar döviz sıkıntıları da yok abi. Bu işin en ağır bedelini Türkiye ödeyecek, biliyor musun Savaş? İnşallah, yani biz bugün inşallah ödemeyiz böyle, Selçuk daha biz fazla. Biz Sedat Peker onu bunu konuşuyoruz ama... Yani önümüzdeki günleri kimsenin konuştuğu yok. Çok ağır bedeller ve çok ciddi bir ikinci ekonomik kriz dalgası geliyor. Öyle söyleyeyim sana. Selam verdi Latte evet, sana. sana katılanlar da var orada, onu gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bak İstanbul'dayım. Hani dün sürpriz diye söyledim. Buradan girişini bekliyordum ama neyse. Cezayı yazdık. Cezayı göndereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler. Efendim Selçuk Geçer'e de veda ettikten sonra artık tezgahı İstanbul'da toplama zamanı, tezgahı kapatma zamanı. Yarın sabah aynı saatte, sabah saat 7'de hep beraberiz demek için yine burada olacağız. O saate kadar her şey gönlünüzce olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın, sofranız bereketli olsun efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.